Profil ucunu kapatma ve destek ekleme komutları bu arayüz içerisinde en kolay komutlardan, kullanımı en kolay komutlardan bir tanesi. Şimdi ucunu kapatmak için ayrıca destek yapmak için buradaki profili ek ilave yaparak devam edelim. Burada yine trim komutunu kullanalım. Görüntü rengini de düzenleyelim. Şimdi öncelikli olarak ilk başta ucunu kapatma işlemini yapalım. Şimdi burada içeride mi dışarıda mı seçeneğiyle seçtiğimiz zaman daha net görülecek. Kapatma işlemi dışa doğru mu olsun, içe doğru mu olsun? Dışa olsun istiyorum. Yine aynı şekilde burada da bir kapatma işlemi gerçekleşsin. Şimdi karşımıza aldığımızda şurada bu kapatmadaki kullanacak sacın kalınlığını veriyoruz buradan. 5 olarak kalsın. Şuradaki seçenekte de en dış sınıra otomatik olarak algılayıp oranla kullanma veya kendisi oran kullanmadan en dıştaki sınırdan daha çok verdiğiniz zaman kendisini iptal edecektir zaten. Sacın kalınlığı, profilin kalınlığı şu anda tam bilmiyorum ama herhalde 2,6 olsa gerek. 1 verdiğimizde veya 2 verdiğimizde dışarıdan 2 milimetre kendisini küçülterek 3 verdiğimizde bakalım 3 sınırına yakın. Demek ki 3'ün üstünde bir et kalınlığı var. Buradaki de dıştaki profilin sınırından ne kadar daha küçük olacak? Kendisi otomatik olarak bunu ayarlıyor. 2 verelim. Yine burada köşelere pahkırma işlemini yapabiliriz. Pahın 3 mm veya 4 mm sanıyorum kurtaracak. Yine biz bunu 3 mm olarak düzeltelim. 2 kalsın. İçe dışa demiştik. Dışa doğru olsun. Başka herhangi bir özelliği yok komutun. Bunu oynayalım. Profil ucunu bu şekilde kapattık. Destek işlemi ise şöyle çevirelim. Şuradaki bayrak komutuyla iki tipte bir üçgen veya şu profilde destek atabiliriz. Şunu atalım. Şuradaki D1 yükseklik biraz daha arttıralım. D2 kalınlık pardon. D3 dediği şuradaki uzunluk. Şuradaki kısım daha uzun olduğu için D2'yi biraz daha uzatalım. Şu şekilde bırakalım. Şimdi konum olarak daha önceden bu kalınlığı pardon kalınlığın desteğin kalınlığını vermek için şu şekilde kalınlık değerini girebileceğimiz alana sayısal değerini giriyoruz. Bu tarafa mı olsun? Bu tarafa mı olsun? Eş olarak her iki tarafa 5 mm 5 mm dağıtacak şekilde ortaya aldık. Yine burada şu seçilen yüzeyin hangi yüzeyi seçmiştik? Şu iki yüzeyi seçmiştik. Bu yüzeyin sınırlarını kendisi otomatik olarak algılayarak tam ortasına mı? Ortasına mı? İşte şu şekilde izometrik baktığımız zaman şöyle sol tarafı mı yassı olacak, sağ tarafı mı yassı olacak şeklinde veya tam ortasında mı kalacak şeklinde bir oransal ortalama işlemi yapmış oluruz. Öteleyebiliriz burada. Ortadan veya işte sol taraftan 15 mm ileride şeklinde öteleme işlemini de yapabiliriz.
Evet, onaylayalım. Bu şekilde desteğimizi atmış olduk. Hatta kaynak işlemini de hemen uygulayalım. Bu şekilde daha belirgin olması için 8 milimetrelik bir kaynak yaptığımız zaman şekil bu şekilde, resim bu şekilde görmüş olacak.